Değerli izleyenler, ekrana yansıyan önemli gelişmeyi görüyorsunuz. Bugün gözler Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere oylanacaktı. Oylama yapıldı ve tezkere meclisten geçti, kabul edildi. TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 2 yıl daha böylece uzatılmış oldu. Peki nedir ayrıntılar? Hemen arkadaşımız Duygu Ayaz Bayram'a dönelim. Duygu. Geçtiğimiz dakika itibariyle Irak ve Suriye tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda da Irak ve Suriye tezkeresi genel kurulda kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda tezkerenin kabul edildiğini söyleyebiliriz. Oylama sırasında ise AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri oylamaya evet dedi. Ardından CHP ve HDP milletvekilleri ise oylamada hayır oyunu kullandı. Aslında tüm gün evet ve hayır üzerine, CHP'nin tutumu üzerine bir beklenti vardı ve bugün CHP'nin tutumu belli olmuştu. Tezkereye hayır diyeceklerini açıklamışlardı. Yapılan kürsü konuşmalarında da Meclis Genel Kurulu'nda yine CHP bir kez daha hayır diyeceğini açıklamış ve beyan etmiş oldu. Ardından saat 15'te başlayan genel kurulda tezkere görüşmelerinde geçtiğimiz dakika itibariyle Irak ve Suriye tezkeresinin oylaması yapıldı ve yapılan elle oylamada da AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri evet oyu verirken HDP ve CHP milletvekilleri tezkereye hayır oyu verdi. Tezkerede sağ çoğunlukla birlikte Meclis Genel Kurulu'ndan geçti, kabul edildi diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Evet değerli izleyenler, Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi CHP ve HDP'nin hayır oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin evet oylarıyla 2 sene daha uzatıldı.